Hayırlı akşamlar. Fasulyelerimi ayıkladım ve yıkadım güzelce. Şimdi kıyacağız. Kahvemi isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Kahvemi isterim. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Bize sorarsanız. Biz çalışıyoruz. İyiyiz ki çalışıyoruz. Hasta olsak çalışamayız, Allah korusun. Biraz ses donduğunu diyeyim mi idare eder? Un soğanı. Az limonu. Taze fasulye pişireceğiz. Bu arada yeni başlamıyorum tabii ki. Çorban pişiyor, sarmam pişiyor. Bunları ayıkladım, yıkadım, kaç su. Kimsin şef? Çalışıyor. Çalışmaya çalışıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki çalışmamız lazım. Kimseye bağlı yaşamamak lazım. Rabbim bu gücü vermiş. Bu azmi de vermiş. Bu da bir şanstır işte. Ben de en güzel şekilde elimden geldiği kadar, aklım erdiği kadar değerlendirmeye çalışıyorum gerçekten. Ne yapalım? Değil mi değerli dostlar? Haksız mıyım? İnşallah gün gelir tıklım tıklım olur burası. Şimdi akşam ulaşan arkadaşım oldu. Bugün pancarı yemeye geliyorlar. Lahana istiyoruz dedi, sarma istiyoruz dedi. Tabii ki ben de mutlu oldum. Buyurun, acıkın acıkın gelin. Hepinizi bekliyorum. Ben soğanlarımı soydum, patateslerimi soydum. Sabah beri iş yapıyorum yani. Öyle yapmayı düşünüyorum. Tabii tatlı üzerinde değil. Hatta böyle yapalım. Onun için böyle. Gece aldık bu fasulyeyi. İşte sabah ne pişireceğimizi unuttuk. Çok yoruldum. Sen çık bakayım bir devrine. Şöyle bak ne güzel.
Aynı o geçimsiz insanlar gibi işimi zorlaştırıyor. Usta gelir şimdi, kahvesini yapayım onu. Beraber yapalım. Şöyle. Beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok uğraştık yani. 4 kişi. Bir kahve de ben içeyim hadi. Kahvesiz olmuyor. Yağmur mu yağıyor anneciğim? Evet. Şem olmuş. Ayağım yağıyor. Muslu yeni geldi. O uyuyordu evde. Ben tek başıma indim. Ondan sonra. Çünkü çok yoruldu Muslu'da. Canım benim. Gel. Hazır kahve verelim. Olur. Çorbamız mis gibi oldu. Sarmamız da ağır ağır pişiyor. Kuyruklu sarma. Kıymalı fasulyemiz de pişiyor. Kavuruyorum şu an. Lahana suyumuzu da koyduk. Şimdi pancarları doğrayacağız. Olmazsa olmaz tereyağımız mis gibi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Uçlarını attım. Mısır ekmeği de yapacağım. Ben bu yolda pancarimle yürüyeceğim. Pancari yemek isteyenler gelsin. Böyle. Gerçekten şimdi bazı yerlere yemek bağlantısı yaptık. Hesap kitap yaptık işte. Şimdi daha da bilinçleniyoruz tabii ki. Ama hiç kurtarmıyor fiyatlar. Amelelik yapmayacağım ben. Gerçekten. En azından günlük hani ne bileyim bir 100 musluya kalsın, bir 100 bana kalsın. Ayaklarınız bizim mantar gibi oluyor yeminle. Cebimizden gitmiyor yani. Kendine cepten gidiyor. Aynen. Yeterli yani. Bir nebze de olsa. Aynen. Az ve temiz çalışacağım gerçekten. Bunlar hep emek istiyor. Bak sabahtan beri ben bunları tek tek kaç kere yıkadım. Aha Mustafa biliyor. Evet. Kaç kere yıkadım yavrum? Ben yıkamalarını sayamam. Biraz. Ha. Yani hani öbür tamam. Yani yalap şulap iş yapmıyorum ben. Önce şu kapıdan girerken kıl kontrolü yapıyoruz. Birbirimize hep tımar yapıyoruz. Tırnaklarım. Banyomda mesela geldiğinizde görürsünüz tırnak makasları devamlı. Severek ve emek vererek yapıyorum yani. Böyle. Yani yalap şulap iş yapmıyorum ben. Tertemiz, gözünüz kapalı yiyeceksiniz yani. İşte böyle telefon çalıyor yarıda kalıyor muhabbet. Evet. Boşa kürek çekmeyeceğim yani yeter. Ya bir
tencere yapana kadar yarım tencere yaparsın. Çünkü emek veriyorsun, anladın mı şimdi? Aynen, aynen. Bu gerçekten de çok uğraşarak yani yapıyor. Şöyle, çünkü yaptığı yemeği kendi de yani yaptığı yemeği yemeyip kendine başka bir şey yapsa insanlar hani şey diyebilir, hani acaba niye yemiyorlar? Ha, niye yemiyor? Ama ha, biz kendimiz yiyecekmişiz gibi yapıyoruz hani sizlere de. Ve evde niye kullanırsak gerçekten burada da onlar var. Zaten gören arkadaşlar yazmış yorumlara, şu yağım var, bu yağım var, gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Yani gerçekten ucuz ürün alıp kalite malzeme yapılmış gibi de göstermiyoruz. Asla. Karakterimiz yuvarlamaz. Annem de geliyor 12'ye kadar doğruyor, bitiyor, yapıyor, pişiriyor, sektiriyor. Hani sabah 6'dan 7'den beri. Aynen öyle. Ve hani 5-5.30'da kalkıyor kimi zaman. Bunu şikayet anlamında söylemiyoruz. Tabii canım. Hani ben ne kadar yorgun olsam da mesela ben yine 6-6.30'da kalkıyorum. Evet. Çünkü şey var içinde. Tabii var. Sorumluluk var. İsteyerek bu. Hani istemeyerek zaten yapsak bir anlamı kalmaz yani. Tadı tuzlu olmaz. Aynen öyle. Severek yapıyorum. Severek de devam etmek istiyorum. Evet. Kahvaltı hazırlarken, mesela yemek hazırlarken, yemek koyarken bile heyecanla öyle. Aynen öyle. Yani... Ne yaparsan yap, severek yap, isteyerek yap. Hijyene çok dikkat ediyorum yani. Evet. Zaten ben temiz ve titiz bir insanım. Evet, dağınıklık olabilir ama her şeyim temizdir. Yani o da düzen olmadığı için dağınıklık var. Evet. Düzen olsa o da olmayacak. Aynen öyle. Sıfırdan bir şey yaptık, yapmaya çalıştık ve çok şükür de oldu yani. Çok şükür Rabbim o kadar yardım ediyor ki. Evet. Şu dolaplar falan yani böyle. Veli nimet gibi geldi. Aynen öyle, çok iyi oldu. Harika oldu, harika. Oy. Böyle işte arkadaşlar. Sabah temizliği, akşam temizliği, yemeği, cartı, cürtü. Ben bir kere bile pis bırakıp gitmek istemem. Hani o kadar, yani ne kadar yorgun olursam olayım. Aynen öyle. Eve gidecek halim olmasın. Temizliyoruz valla. Aynen öyle. Biraz da soğuk algınlığım olabilir belki. Seçim değişik gece olabilir. Aşkım biz terliyoruz, üşüyoruz. Yorgunluktan da olabilir. Yoruluyoruz. Ha. Acayip düzenli uyku. Yani ben dün gece 2'de 3'te yaptım. 6'da kalktım. Evet. Maşallah. Maşallah sen uşuma. Aynen. Yürüyerek geldim vallahi dükkana. Musluğu uyandırmadım. Ben de 6.30'da yattım dedim. Yat, yağmur yat, yağdı. Daha bak şemsiyeyle geldi. Ben şemsiye kullanmazdım. Şemsiye kullanmam ama üstüm ıslanmasın diye. Evet. Sevmiyorum gerçekten şemsiyeyi. Şu fasulyeyi 200 TL verdim yemin ederim. 3 kilo yok. Dün gece. Yarın da ne yemeği yapalım? Değişik bir şey olsun, güzel bir şey olsun. Aynen. Fasulye kıymalı buldum. Fasulye. Bir de kıyması da içim. Kıymayı da en güzel şekilde alıyorum. Kıyma seçimine derken mi? Fasulyeni verdiğimiz paranın içinde değil. Kasabımı arıyorum. Sakın ne sinir olsun ne yağ olsun. En güzel yerinden, en lezzetli yerinden diyorum. Getir diyorum. Sağ olsun. O da özenerek getiriyor. Böyle. Ya yani kalite farkı olmalı yani kesinlikle. Kalite bir, ikincisi de lezzet. Tamam. Birincisi lezzet, ikincisi kalite aslında. Aynen o da öyle. Senin el lezzetin. Aynen öyle. Bizim bir abiye götürmüştüm işte, abla hani dedi, ben yemiyordum normalde falan. Söyledik hatta, yine söyleyeyim. Gelen hep öyle söylüyor. Öyle. Vallahi ben hayatta diyor yemezdim diyor ama yani helal hayırlı olsun diyor yani. Çok güzel yapmışsınız, elinize sağlık diyor. Abi aynen. Dedim hani en güzel şeyleri kullanınız. Kardeşim dedi o ayrı. Belli zaten. Ha, belli zaten o ayrı ama dedi el lezzeti de çok önemli dedi. Gerçekten evet. Çok güzel olmuş abla, ellerine sağlık dedi. Selamünaleyküm.
Müslüçet mi kokuyor? Yok. Bunları atmıyorum. Aynı eşitlikte dursun diye ona önem gösteriyorum. Çünkü sizler için özel hazırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Yalova'dan gelecek 3-4 kişi. Onlar sipariş verdiler. Kuyruklu sarmayla lahana yemeği istiyoruz dediler. Bir de mısır ekmeği. Dünkü patates yemeğimi de mesela böyle yaptım. Hatalı kısımlarını attım. Yani atmadım. Haşlıyorum. Börek içine falan koyuyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi hepsi eşit oldu. Kaynaması kesilmesin diye önce patateslerimi atıyorum. Bu tahta o kadar kalın ki. Nasıl küp küp? Buraya düşenleri de alalım. Şimdi bunları alalım burada. Şimdi kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bulgurunu da koydum. Hemen karıştırmam lazım. Bu arada bekar olan geldi. Çorbasını içti gitti. Gerçekten bekar oldu. Şaka yapmıyorum. Fasulyenin suyunu da koydum. Güzel pişiyor. Şimdi pilav yapacağım. Bunu yıkayalım. Bu sinirler ne kadar güzel bir şey ya. Her evde olmalı muhakkak. Göbek atıyor göbek. Sarmanın üzerine tereyağı yakıldı. Evet. Şimdi pancarımı soğanlarını doğrayacağım. Bir kepçe atar.
acayip güzel. Acayipse. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Tüp bitiyor 2-3 günde. Alışverişten geldi Mustafa valla. Kurdu, pirinç, mercimek, 1000 lira. İçinde şeker yok, çay yok. Hiçbir şey yok. Yok da adam bana şeker almış da şeker var diye. Ay Allah ya. Küp şeker de ne? Gelene toz şeker verdiği zaman şöyle bir bakar diye. Çay şeker var mı? Nasıl? Çay aldın mı? Yok. Yani çay şeker yok dedim ya. Çay var diye aldım. Tamam aşkım anladım. Hani şeker falan yok diye dedim, şekeri gösterdin ya. Olsun ya yani, şöyle olsun. Parça da orada kaldı, pere ya. Aldım, sütleşti. Ha, sütleşti bakın. Bir ne yapacağız ya? Nasıl? Bu pancarı sadece kimsin şefte? Pancar seviyorsanız muhakkak gelmelisiniz. Adresim arkadaşlar, Çukurçayır İncirköy Mahallesi, Çukurçayır Caddesi, No 61. Yufkacının yanı. Yufkacının yanı. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'na geliyorsunuz, hemen beni orada buluyorsunuz zaten. Bekliyorum vallahi hepinizi. Bakın nefis. Nefis ve tertemiz. Kimsin şef? Semiha Kani. Olur mu yani? Oldu işte vallahi. Hayaldi gerçek oldu ya. Şükürler olsun Rabbime. Ama dediğim gibi hamallık yapmayacağım gerçekten. Böyle. Yani işte abartmamaya da dikkat ediyorum. Ama gerçekten alışverişler falan o kadar artık pahalı ki. Vallahi ben bir yerde pilav yiyordum. Bir tane de patlıcan üstüne 50-60 milyon diye. Bir pilav bir patlıcan. Aynen ama öyle. Biz bile pilavı hani 15 tane verip de yesinler diye bakıyoruz. Hı hı. Yok. Bak bak efsaneye bak efsaneye. Şunu yiyen var ya hasta olmaz ha. Evet. Soğanını da koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine aşık olsunlar. Aşık olurken ben de mısırın ekmeğine geçeyim. Pilavımı koydum mısırınla geçmeden. Çünkü ıslattım ama. Kırmızı yoksa çok sıkıntı. Şehriyeli pilav yaptım. Bu kaşıkların işini orada demeyin. Onları tuzuna bakıp atıyorum. Çok.
kaynasın orada. Fasulyemiz pişti. Kapattım altını. Hoppala. Pişmiştir herhalde. Yani yok ya, kaç saattir kaynıyor inanın ki. Sertti çünkü. Nefis. Pancari göbek atı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çukurçayır'dayız. Paşa Bahçe. Ya yanlış Çukur'da. Çukurçayır'dayız. Çukurçayır'da. Bu lezzeti kaçırma. Acıkın acıkın gelin. Canınız çeke çeke gelin. Harika. Fırınlanmış. Şimdi bunu da yoğuracağım. Gerçekten kaç saattir ayaktayım. Kaç çeşit de yemek çıkarttım, gördünüz. Of. Bunu değişik yapacağım. Üstelik açtım ben. Buna soğan da koyacağım. Hepsini beraber yoğuracağım. Ispanak koyuyorum. Dereotu. Bunu ben bağlamış olamam. Ben böyle düğüm atmıyorum. Dereotu da. Ben maydanoz mu, dereotu mu bu? Ha, dereotu ya. Maydanoz koymadım çünkü. Nefis nefis. Ben biraz daha mısır unu ekledim. Şimdi yoğuracağız inşallah. Tuzunu koydum. Eline konması oldu. Yani çok güzel olmuş. Çeken de güzel çekmiş. Evet, elimi sağladım. Baktım çok sessizdir ya. Yorgunlukta. Ama onun bir şeyi var tabii. Üstüne azıcık sıcak su koyuyorum. Ha. Kâhis mi? Hadi. Şimdi biz birine kırılmıştık. O da bunu hissetti herhalde. Ondan sonra tarla ortada yani, görünüyor işte bu evde. Bu evde. O zaman sosyal medyada yoktur.
Geldi şimdi. Pezük yaprağı var mı gelin dedi. Pezük yaprağı var mı gelin. Dedim pezük yaprağı ne arıyordun? Git pazardan al. Görmüyor mu? Yok dedim. Ama komik böyle suçlu suçlu. Pezük yaprağı var mı gelin. Pezük yaprağı. Kazı yani. Kazı istiyor. Şimdi o dolaşıyor dilimizde. Pezük yaprağı var mı gelin. Bakıyorum sen o sessiz kadar diğeri direkt yap. Pezük yaprağı. Çünkü kafamda tilkiler var. Kaşıktan bölüyorum. Saat kaç oldu işte? Bire geliyor. Bire geliyor ya. Ben 7'den beri ayaktayım. Yeminden oturmadım. Yani tırtırıyorum gidiyorum. Şimdi sebzeler sulanma yapıyor. Biraz da cıvık oldu. O yüzden tekrar un ilave ediyorum. Soğan falan sulanır yani. İşte öyle. Şurada mı acaba? Bir bak bakayım. Evet, orada gördüm. Ben de diyorum, nereden tanıyorsun? Orada görmüşüm. Sonra yorumlarım çok az, çok üzülüyorum. Bak üzüntüden aç biliyorum, bakın. Değil mi Bule? Az değil mi yorumlar? Evet. Hani bir 5 dakikanızı ayırsanız 5 tane yorum yazar her kişi. Rica ediyorum bunu sizden. Hep dile getireceğim, unutuyorum. Hadi yavrum, hızlı olmamız lazım, hadi. Ben size de makine sesi dinlettirmeyeyim ya. Çok şükür.
çıkardım, göreceğim. Lokma geçmedi vallahi çay, kahveden başka. Boğazımda. Nefis kaymak gibi çorba. Şimdi bir de uyku basar beni. Karnım doyacak ya. Öyle oluyor genelde. Son okunuyor. Nasıl oldu? Ekmeğim kalmıştı ya dedim. Onu da yiyor. Ay. Çay mı? İnsan canı da sade ekmek çekiyor bazen. Mis gibi kokuyor.
Valla güzel gitti ya. Çünkü ısırdığım ekmeği koydum ha. Ya biri mi gelecek acaba? Şimdilik burada vedalaşalım ama bol yorum bekliyorum sizlerden. Bunu da rica ediyorum. Yorumlarım çok az hakikaten. Üzülüyorum. Siz gerekeni yapacaksınızdır eminim. Yapan arkadaşlarım var zaten. Ama onlar ne yapsın? Her seferinde onlar yapıyorlar. Hani biz selam bırakın ya, Allah'ın selamını bırakın Allah rızası için. 10 tane selam yaz yolla, selam yaz yolla, selam yaz yolla, hani hiçbir şey yazamıyorsun. Kolay. Bunu Allah rızası için rica ediyorum sizden. Gerçekten belim falan çok ağrıdı. Biraz dinleneceğim ben şimdi. Hamurumun ağzını kapatacağım. Sıcak servis yapacağım. Bazen de ikram diyorum, bir arkadaşım yazmış, ikram diyor hani para alınmaz diyor, evet. Yani o an panik oluyor, heyecan oluyor, koşuşturmaca oluyor. Ondan yanlış cümle telaffuz edebiliyorum yani. Böyle gerçekten yemek demek, emek demek. Emeksiz de yemek olmuyor. Böyle ben lezzetime ve kaliteme sonsuz ama sonsuz güveniyorum gerçekten. O yüzden inşallah güzel olur. Hani hakikaten hamallık yapmak istemiyorum. Hiç kolay bir şey değil. Bir de ben tek tabancayım. Hiç hani mesela Mustafa'yı bu sabah uyusun diye uyandırmadım. Geldim hemen işte soğanları falan soydum, patatesleri soydum, onu yaptım, bunu yaptım. Ön hazırlıkları yaptım yani. Yorucu işler. Öte gidiyorum, böyle gidiyorum, öyle böyle şöyle falan fıstık. Bilenler biliyor zaten. Ama tabii ki hani büyürsek eğer, önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin destekleriyle tabii ki yardımcı olmayacak anlamına gelmiyor bu. Böyle. Ben doğru yolumdan hiç şaşmayacağım. Ben doğruluğu ve dürüstlüğü çok seviyorum. Böyle yaşadım, böyle de devam edeceğim. Böyle de ölmek istiyorum. Gerçekten yalnızım ben. Bana destek verin, güç, kuvvet verin. Hakikaten yalnızım. Bunu söylememe gerek yok zaten. Ama böyle. Çocuklarımız için, yavrularımız için. Mustafa'm bekar. Hani biri iki etmeye falan çalışıyorum böyle. İnşallah güzel olur. Yani yoruluyoruz. Ya çalışan herkes yoruluyor neticede. Sadece biz yorulmuyoruz ama. Şimdi gerçekten hani Mustafa ile ben ağır bir yükün altına girdik. Evet severek yapıyorum. Ama çok da yoruluyoruz. Hani affedersiniz de eşek gibi çalışıyorum deriz ya, işte öyle eşek gibi çalışıyorum. Bakın öğlen üzerine okundu. Ben daha yeni, hani şimdi uyusam falan fark etmez de sabah 6'dan beri ayaktayım yani. Böyle bazen 5.30 oluyor, bazen 5 oluyor. Ondan sonra böyle güzel, erken uyanmak çok güzel hakikaten. Tembellik çok berbat bir şey. Tembellik insanı yanlışa iter. Tembellik insanı ne bileyim dedikoduya iter, huzursuzluğa iter, ona iter, buna iter. Canın sıkılıyor çünkü. Düşünsene böyle canın sıkılıyor. Rahatsın çünkü. Tembellik yani evde uyumak demek gerçekten öyle. Evet ev işi kolay mı? Hayır tabii ki de değil. Ev işi daha zor. Yani o ondan zor, o bundan zor. Yani anladınız siz benim ne demek istediğimi. Öyle tam işimi buldum diye düşünüyorum. Rabbim inşallah yürü ya kulum der. Ne bileyim böyle düşünüyorum. Güzel düşünüyorum. Her şeyi güzel düşünüyorum. Ben kimseyi hiç
Düşünmüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Vaktim yok ki. Ben soğanı düşünüyorum. Ben patatesi düşünüyorum. Ben çorbayı düşünüyorum. Ben yemeği düşünüyorum. Ben sizleri düşünüyorum. Gelenleri düşünüyorum. Ben bulaşıkları düşünüyorum. Ben temizliği düşünüyorum. Ben tavayı düşünüyorum. Ne bileyim. Ben her şeyi ben düşünüyorum. O yüzden kişilere hiç ne fırsat var ne de yer var. Olmayacak da. Çok güzel oldu bu iş benim için. Mustafa'm için de. Çalışıyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle Rabbim nedir? Ne demez? Böyle su akar yolunu bulur bir şekilde. İyi veya kötü. Her şey Rabbim'den. Titizlikle önem veriyorum gerçekten. Ben sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere en kısa saatler sonunda diyeyim. Böyle azıcık bir belimi dinlendireceğim. Bir 10 dakika sonra kalkacağım. Tempoya devam. Misafirlerim gelir çünkü. Yemek yemeye gelecekleri için. Böyle durum. Öpüyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum. Bulaşığım falan da yok bu arada. Bakın işte bir taraftan da onları hallediyorum. Mesela çorba içmeye gelenler oldu. Onları hemen yıkıyorum, atıyorum falan. Böyle işte. Değerli can canlarım. Çok öpüyorum sizi. Dağınık ama yani mecburen dağınık oluyor. İşte demlik falan orada. Ama her yer temiz yani. Böyle. Çok öptüm sizi. Allah'a emanet olun.